Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine Pınar'ın Kaynağından programımıza devam ediyoruz. Bu 196. program olacak inşallah. Bu sohbette de size yine İslam'a saldıran kişilerden onların ortaya attığı iddiaları ve İslam'a yaptıkları iftiraları aktaracağım ve onlara gerekli, yani Pınar'ın Kaynağından cevaplarımızı vereceğim. Yine bir hayli soru ve sorun, yalan ve iftira hani atılmış. İslam'a nereden nasıl saldıracaklarını bilemiyorlar, bulamıyorlar ve ondan sonra da onun bunun yapmış olduğu, kendilerine vermiş olduğu uydurma malzemelerle sözde İslam'a saldırıyorlar. Öyle ki ortaya attıkları tezler, iddialarla, yani bizim şu anda ülkemizdeki hani partili troller var ya, durmadan yalan, yanlış, iftira, kumpas, montaj vesaire gibi şeylerle birbirlerini suçlarlar. Aşağı yukarı bunlar da onlara benzeyen bir şey. Sürekli bu tip saldırılarla sözde İslam'a saldırdıklarını iddia ediyorlar. Halbuki iddia ettikleri şeylerde İslam'ın veyahut da Kur'an'ın herhangi bir kusuru falan yok. Bir eksiği yok, bir yanlışı yok, bir yalanı yok. Bunlar gönül ister ki Kur'an'ı kendileri incelesin de, Kur'an'daki gerçekleri anlasınlar da, ondan sonra eleştirecekleri bir şeyler varsa eleştirsinler. Akıllarının ermediği bir şey varsa bilenlere sorsunlar. O zaman ikna olurlar ve en azından da kimliklerini, kişiliklerini lekelemezler. Kendilerine yazık etmezler. Evet, acıyoruz onlara. Şimdi birinci başlık ve ikinci başlık, öyle şey yapayım. Çok basit değil mi? İslam'da zorlama yoktur anlayışı. İslam'da doğru bildiğimiz yanlışlar diye başlamışlar. İslam'da zorlama yoktur. Arkasından da bu yanlış diyor. Yani İslam'da zorlama vardır anlamında bunu söylüyor. İki, İslam hoşgörü dinidir deniyor. Bu da yanlış. Çünkü Muhammed sadece bir şiirinde hiciv yaptığı için şair Ebu Rafi'yi katletmiştir. Kaynakta vermiş Buhari cilt 10 sayfa 76. Buna benzer onlarca örnek vardır. Ve demiş ki buna kaynakta gösterebilirim. Şimdi İslam'da zorlama yoktur faslına da şöyle demiş. Güleceksiniz de ama Muhammed öldükten sonra tüm Arabistan İslam'dan çıktı. Sadece Yemen bölgesinde yapılan savaşta 10 bin kişi katledildi. Bu da Taberi'nin tarihinden. Orada ciltini, sayfasını vermiş. Bunun da orada yazdığını söylemiş. Evet. Şimdi önce bu şeyden başlayalım isterseniz. Şimdi Muhammed öldükten sonra tüm Arabistan İslam'dan çıktı. Sadece Yemen bölgesinde yapılan savaşta 10 bin kişi katledildi. Şimdi dikkat ettiniz mi biliyorum. Bilmiyorum. Burada Arabistan İslam'dan çıktı diyor. Yani Yemen bölgesinde yapılan savaşlardaki 10 bin kişinin ölmesinin Müslüman geçinenlerin İslam'dan çıktığından kaynaklandığını yazıyor bu adam aslında. Yani o katliamlar Müslüman olmadıkları için o katliamı yapmışlar. Yani kendi kendilerine de çelişkiyle dolu bir ifade.
Evet. Şimdi diğer bir şeyde de hani bir Yahudi şairin hani öldürüldüğünü de oraya ikinci bir şey olarak yapılmış. O şairin şiirleri peygamber tarafından hoş görülmemiş ve ondan sonra da o şair öldürülmüş. Hatta burada sadece bu şeyi yazmışlar. Ebu Rafi'yi yazmış. Hatta ben ona bir şey daha söyleyeyim burada. Başka bir Yahudi şair daha var. Peygamberin sağlığında öldürülen. O da Ka'b bin Eşref diye birisi daha var. Onu da ben malzeme olarak vereyim. O da öldürüldü. Ama neden? Şimdi değerli dostlar, değerli kardeşlerim, önce şöyle söyleyeyim size. Allah savaşı, savaşmayı, insan öldürmeyi cürümlerin en büyüğü olarak kabul eder. En büyük suçlardan biridir. Bilirsiniz ayette hatta geçmişte Allah'ın böyle hani İsrailoğullarına da vermiş olduğu bir şeyden bir kişiyi öldüren alemi öldürmüş mesabesindedir. O kadar ağır suçtur diyor. Diyor musun? Bak ne kadar şey. Bir kişinin canına kıymak bütün insanları öldürmek mesabesindedir buyuruyor. İslam böyledir. İslam hayat verir. Zaten ayetlerde yani böyle Kur'an'ın bütün şeyi vahiy, hayat veren, canlı tutan demek. Zaten hani Enfal suresinde de elçi size hayat verecek şeylere çağırdığı zamandır. Öyle ölme, öldürme falan filan savaş İslam'ın hani öngördüğü şeyler değil ama ben size burada birkaç ayeti nakledeyim. Gerisini siz kendiniz de zaten anlayacaksınız, anlarsınız. Şimdi Bakara suresinin 216. ayeti. Savaş hukukunun da konu edildiği bir paragraf. Orada Allah şöyle der. Ve savaş sizin için hoş olmayan bir şey olmasına rağmen size zorunlu görev olarak verildi. Olabilir ki sizin için hayırlı olan bir şeyden hoşlanmazsınız. Yine olabilir ki sizin için kötü, zararlı olan bir şeyi seversiniz. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. Burada gördüğünüz gibi savaşın hoş bir şey olmadığı belirtiliyor. Ama burada savaş gerekçelerini öğrenmek için başka yani bu sureden daha sonra yıllar sonra ön gelmiş bir başka paragrafı size soracağım, sunacağım. O da Hac suresinin 39'dan 41'e olan ayetleri. Bakın savaşın gerekçesi. Kendilerine savaş açılan kimselere kendileri haksızlığa uğramaları, onlar başka değil, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmaları nedeniyle savaşmalarına izin verildi. Buyurun. Allah savaştaki müminleri, Müslümanları serbest bırakmadı. Savaşın İslam'da şartları var. Şimdi dikkat edin oradan. Ve şüphesiz ki Allah onları zafere ulaştırmaya en iyi gücü yetendir. Eğer Allah, işte bu noktaya iyi dikkat edelim, bir kısım insanları diğer bir kısmı ile def edip önlemeseydi, yani burada ne diyeceğiz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir ana kural var veyahut da pratikte bir görünüm var. Onu anlatayım. Allah yeryüzündeki iyileştirme, güzelleştirme görevlerini hep müminlere vermiş, müminlerin eliyle gerçekleştirtirir. Evet, Allah iyiliği, güzelliği, her böyle hakkı ortaya çıkarmayı iyi insanlarla, müminlerle gerçekleştirir. Ama
Bir de kötü insanlar var. Onlar da toplumu ifsad etmeyi, doğayı bozmayı vesaire de orada da hep Allah'ı malzeme yaparak. Onlar da Allah'ı kullanırlar. Ve bir de güçlerini kullanırlar. Adiyat suresinde ne var? Çapulculardan bahseder. Bir ülkenin, bir köyün, bir kentin, bir kişinin, bir ailenin tüm varlıklarını gelip atlarıyla, silahlarıyla vesaire ellerinden alıp kendileri semirip ötekileri de süründüren insanlardan bahsedilir. İşte burada Allah savaş izni vermeseydi de bakın şimdi eğer Allah bir kısım insanları diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi. Yani kötü insanları öyle söyleyeyim iyi insanların eliyle durdurtmasaydı bu savaş da olabilir. Sokaktaki işler de olabilir, çarşıdaki de olabilir, kurumda, kuruluşlarda her şey de olabilir. Evet, bir kısım insanları ki kötü insanları diğer insanların eliyle defedip önlemeseydi. Bakın defedip demek müdafaa demek bu, müdafaa. Defetmek söz, müdafaa sözü defetmekten gelir. Ha, onun için mutlak surette filiz, tomurcuk, ağaçtaki meyve, toplanmış tahıl, bakliyat, kıraç arazide diken, yapılı bina ne varsa hepsi, tüm alışveriş yerleri, çarşı pazar, tüm salat destek yerleri, yani iş istihdam ve istihsal yerleri, eğitim öğretim kurumları ve güvenlik merkezleri ve işlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan mescitler yerle bir edilirdi. Evet. Allah işte ayetin önündeki şeye baktığımız zaman evet ne diyor? Kendilerine savaş açılan kimselere kendileri haksızlığa uğramaları, onlar başka değil sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmaları nedeniyle savaşmalarına izin verildi. Müslümanlıkta işte savaşın gerekçesi bu. Nedir? Canını, malını, dinini, imanını korumak. Bunun için savaşılır. Bunun dışında Müslümanlar da kesinlikle, yani kesinlikle kazanç sağlamak için, çıkar sağlamak için, başkalarının malına el koymak için, ganimete konmak, yani çapulculuk etmek için savaşa izin yoktur. Öyle bir savaş yok. Öyle söyleyeyim. Heh. Şimdi bu vatandaş da zaten demiş hani Muhammed öldükten sonra tüm Arabistan İslam'dan çıktı. Müslüman İslam'dan çıktığı zaman o adamdan da her kötülük zaten beklenir, değil mi? Her kötülük beklenir. Eğer orada 10 bin kişi, 100 bin kişi, başka savaşlarda var, daha büyük katliamlar yapıldıysa onlar niye? Onlar Kur'an hükümlerine, İslam dininin hükümlerine uyulmadığından dolayı. Şimdi gelelim burada bir şairin hani şiirinden hani hoşgörü olmadığını söylemiş. Bu tamamen yalan biliyor musunuz? Şimdi bu yalan. Şimdi o hani Ebu Rafi'den bahsetmiş. Ben burada Kâb bin Eşref'i de örnek verdim. Başka birisi daha var öyle. Ama tarih kitaplarını iyi inceleyin. Yani ilaki Müslümanların hani kitabındaki olan şeylerden falan değil yani. Dünya tarihindeki başta bu Yahudilerin, bu Yahudi asıl olduğundan sonra orada şey yapacak olursanız şimdi bu kişi, bakın bu kişi Rafi dedi adam iyi bir şairdir. Tamam onu şey ama bu adam İslam'ın yayılmasını engellemek maksadıyla Müslümanların aleyhine faaliyet yürüttüğü ve müşrik kabileleri finanse ettiği için öldürülmüştür. Evet. Evet böyle bunun içinde işte Medine Devleti'nde o gün için hani bir ekip kuruldu. O ekipler gittiler ve o kişiyi evinde öldürdüler. Onu söyleyeyim. Niye? Şimdi şöyle. Bu hani demin ki savaşa izin veren ayet vardı ya.
O izin şartlarını şöyle özetleyecek olursak, ona fitne diyor Kur'an-ı Kerim. Fitne. Ve birkaç ayette de fitne ortadan kaldırılıncaya kadar savaşacaksın emri verir. Fitne nedir? Bu insanları dinden çıkarma, dinden çıkardığı için şirke bulaştırma ve onları cehennem ateşine atma demek. Yani savaş insanların cehenneme gitmesini engellemek için de izinlidir, izin verilmiştir. Fitne. Buna fitne diyor. Şimdi bu adam da şair. Kağıt da aynı. Yani o da şey, bunlar hep aynı zamanda zengin insanlar. Onu da şey yapayım. Bunlar gittikleri yerde Müslüman olacaklara engel oluyorlar. İslam'a girmişlerin daha yani tam bilgilenmedikleri işi kafalarını bulandırıyorlar, zihinlerini bulandırıyorlar, İslam'dan döndürtüyorlardı. İslam'a zarar veriyorlardı. Yoksa basit hicif falan filan değildi bunları yaptığı. Şimdi şöyle, burada hani neye geldik onu burada şey yapayım. İslam'da hani şey yokmuş, hoşgörü yokmuş. Hani kimsenin bir şeyine dokunulmazmış, serbestmiş falan filan. Öyle bir şey yok. Herkes kendi şeyinde, şimdi bunu Kur'an'a baktığımız zaman hani şöyle, Mümtehane suresinde yabancılardan Yahudi olur, Hristiyan olur, deist olur, ateist olur, kim olursa olsun. Her biri kendi dinini yaşamakta, Yahudiliğine, Hristiyanlığına, Mecusine devam etmekte serbest. Ta ki kimsenin dinine el uzatıncaya kadar, el uzatacak olursa uyarılır. Belki öldürülmez, yani şartları olmazsa oradan sürülür, başka yere gönderilir. Mümtehane suresinde de bu açıkça yazılıdır. Vardır ayetlerde, bu da söz konusudur. Şimdi herkes dininde serbesttir. Ama kendi dinini yaşadığı kimseyi dinden çıkarmaya teşebbüs etmediğinden. Şimdi size şöyle bir şey hatırlatayım. Hem iyi bir örnek olur size bu konuyla ilgili. Nemr suresinde Süleyman peygamberle ilgili anlatıları biliyorsunuz. Süleyman peygamber babası Davud'un yerine kral oldu. Aynı zamanda peygamberdi. O bir hazırlıkta iken Hütüt namındaki subayı ortadan kayboldu. Sonradan bir bilgi geldi. Dedi ki işte Sebe diye bir ülke var. Oradaki insanlar güneşe tapıyor, müşrikler. Olabilir değil mi? Ama buraya iyi dikkat edin işte. Ama diyor orada şeytan var diyor. Şeytan ne demekti? Kötü adam. O toplumu Allah'a kulluktan uzaklaştırıp müşrikliğe itiyor. Milleti dininden çıkıyor, müşrik yapıyor. Bu haberi verince hemen Süleyman peygamber de onların hani güneşe tapmalarını engellemek için değil, bakın bu noktaya iyi dikkat edin, güneşe tapmalarını engellemek için değil, o oraya o şeytan adam var ya, hani milleti şirke götüren, normal olarak dini imanı yaşayanları güneşe tapmaya sevk eden hani bir şeytan. Bu hani yani halk dilindeki şeytan ya, kötü insan yani. Adı daha tespit edilmedi ama ileride arkeolojik yerlerde o da hani şey yapılır, ortaya çıkarılır. Orada ona engel olmaya yönelik hazırlıklarını yaptı. Ve onlara bu konuda duyarlılığını göstererek önce diplomatik bir mektup yazdı. Onları hani Nemil suresinde o pasajları okuyabilirsiniz. O konuları daha iyi anlayabilirsiniz. Ama dinde normal olarak zorlama yok. İkrah yani şirkinleştirme yok.
Mesela şimdi şöyle söyleyelim. Hani Bakara suresindeki bir ayette 259'da, 256'da pardon. Dinde zorlamak, tiksindirmek yoktur. İman Allah'ın ilahlığını ve Rabbini reddetmekten, iyi kötüden, güzel çirkinden, doğruluk sapıklıktan kesinlikle iyice ayrılmıştır. Buraya ne kaldı? Allah diyor ki ben Kur'an'da mesela iyi, kötü, güzel, çirkin, hakkı, batılı böyle bir tablo hali sundum. Milletin gözüne de panoramik olarak onları da aktardım. Gelsin, güzeli seçsin, hakkı seçsin, batılı reddetsin, en güzeline sahip olsun. Zorlama yok. Kimse tutup da kendi dinini gidip de batıl dinini Müslümana öğretmeye yapmaya zorlamasın. İslam'a girme işine şey yok. Ve yine Kehf suresinin 29. ayetinde ve de ki o gerçek Rabbinizdendir. Kur'an geldi. Hani yukarıdaki bahsettiğimiz gibi rüşt geldi. İyilik, güzellik, hepsi bunlar aşağı yukarı. O nedenle dileyen iman etsin, dilerek, bilerek reddetsin, inanmasın. Bitti. Evet. İstediğin Fussilet 40 dedi, 40'ta da şüphesiz alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapan kimseler bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan kişi mi daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek kişi mi? Evet. İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Yine İnsan suresinin 2-3. ayetlerinde şüphesiz biz insanı karışık bir nutfeden oluşturduk. Onu yıpratacağız, yükümlülükler vereceğiz. Bu nedenle onu çok iyi işitici, çok iyi görücü yaptık. İyi kötüyü ayıracak bilgileri yollayarak bilgilendirdik. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster kendine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen biri olsun, ister de nankörün teki olsun. Buyur. Ha, bunun dışında bu konuyla ilgili yani dinde özgürlük, serbestlik noktasıyla ilgili aşağı yukarı Kur'an'da 30'a yakın daha ayet var. Evet, 30'a yakın daha ayet var. Evet, dinde hoşgörü yanlış değildir. İslam dininde vardır, din serbestliği vardır. Ama kimsenin dinine dokunmamak, kimseyi dinden çıkarmamak kayıt ve şartıyla. Ha, bu kişiler de hani onu bahsedeyim. Hani Ebu Rafi olsun, Kâf falan olsun. Bunlar ise İslam'ı engellemek, İslam'ın yayılmasını engellemek için oralarda faaliyet gösteren kişilerdi, ajanlardı. Dünyanın her tarafında her devlet kendi aleyhine çalışan ajanları, casusları, teröristleri ne yapar? Bertaraf eder. Şu anda dünyanın üzerinde de bunları güncel veyahut da geçmişte bunların çokları görüldü ve bilinmekte. Değil mi? Yani bizim devletimiz olsun, başkası olsun, devletimizin aleyhinde, milletimizin aleyhinde çalışanları ilahi ordu değil, bireysel olarak bu tip şeyler faaliyet gösterip ülkenin zararına olanları ne yapar? Gider orada onları bertaraf eder. Evet, onları etkisiz hale getirir. Evet, şair Kâf da bu nedenle İslam'a verdiği zarar nedeniyle İslam devletine, peygamberin devletine zarar verdiği için Ebu Rafi de aynı şekilde İslam'a ve Müslümanların devletine zarar verdiği için bertaraf edilmişlerdir, etkisiz hale getirilmişlerdir. Ha. Yoksa onlara müsamaha edilmiş şair. Şimdi herkes çok şair vardı. Hiçbir şair şey yapılmadı. Ama
bunların derdi. Hem bunlar varlıklılardı, hem paralarıyla hem de şiirleriyle. Hani bunlar zararlı oldukları için evet etkisiz hale getirilmişlerdir. Tarih buna şahittir. Tarihi iyi okuyalım. Evet. Evet, bu şeyden hani daha çok notlar var da hepsini bir arada cevaplamayacağım bunların. Başka şeylere de cevabımız olacak buradan. Şimdi başka konuya geçiyorum Allah'ın izniyle. Bu da Şerafettin Kurtoğlu Beyefendinin bir sorusu. Hakkı abi merhaba, selam ve saygılarımla. Ali İmran 7 ayetinde geçen bazı ayetler muhkem, bazı ayetler müteşabihtir. Güzel, doğru. Kur'an'ın müteşabih olan bazı ayetlerin o günkü şartlara göre hüküm verildiğine göre Bakara 228-282 ayet, bu ayetlerin bugünkü teknolojinin olduğu dönemde, örneğin kadınların hamilelik süresinin daha kısa sürede tespit edilebileceğine göre bu ayet hükmü ortadan kalkar mı? Yani 3 ay değil de 1 ay gibi bir şey olur mu diyor. Şimdi bu kardeşimiz ayetlerin muhkem ve müteşabihliğinden yola çıkarak, yani o günkü anlayış böyle olur, bugünkü anlayış böyle olabilir mi tarzında şey yapmış. Onu aslında kardeşimizin sorduğu ve sormak istediği, getirdiği şeyin muhkemlikle, müteşabihlikle alakası yok. Onu söyleyeyim. Muhkemlikle, müteşabihlikle hiçbir alakası yok. Bu konu başka insanların da, hani şöyle bir şey var, onu söyleyeyim. Bizim eski medeni kanunumuz, yani mecellenin de 39. maddesi var. Ecmanın tegayyürü ile ahkamın tegayyür etmesi inkar edilmez diye bir ifade var. Evet. Burada ecmanın tegayyürü, zamanın değişimiyle hükümler de değişir. Bu kaçınılmazdır diye bir ifade var. Şimdi bu konu aslında buna gelir, biliyor musunuz? Yani onu burada açıklayayım yani. Şimdi burada şeye baktığımız zaman bu konu tabii ki zaman içerisinde, zaman canlıdır ve değişkendir, gelişkendir dediğim gibi gelişir. Ama size şunu söyleyeyim burada. Özellikle kardeşimizin dediği konu bu konulara girmez. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ahkamın değişmesi, zamanın şeyiyle ilgili şeylerin hepsi şöyle bir şey var. Tabii devletlerde, özellikle Müslüman geçinen devletlerde geçmişten bu yana da her türlü kanun, hani şöyle mesela medeni kanunlarının hepsi, şehircilik kanunları, belediyecilik kanunları, daha eğitim kanunları vesaire hepsini sayabilirsiniz. Bunların hepsi Kur'an'a göre falan değildi. Bunların çoğu da nedir? Şimdi öyle söyleyeyim. Bunların hepsi örfe uygun, adetlere uygun, genel toplumun menfaatlerine uygun. Böyle güzel şeylerden kanunlar yapılır. Ama zaman içerisinde de onlar eskir. Onların yerine yenisinin, daha gelişmiş bir kanunun yapılması da zaruridir. Şimdi Kur'an hükümlerinin bu kapsama girmez. Kur'an'ın hükümleri, ben size şöyle söyleyeyim. Kur'an'ın hükümleri, bu yine mecellede de bir başka madde daha var, onu da söyleyeyim. Mevaridi nasla içtihada mesa olmaz der. Yani hakkında ayet olan konu, hüküm tartışılmaz ve onun üzerinde içtihat olmaz. Ama normal olarak şehircilik hayatıyla, şuyla buyla ilgili şeylerden toplum içtihat eder. Kanunlar yapar ve onlar eskir. Onu bir zamanı geldiği zaman da değiştirirsin. Ha. Bir de ne var? İslam'ın hükümlerinde şey yaptığın zaman güncelleme olur. Bak, güncellenir. Ama hüküm değişmez. Hüküm güncellenir. Yani çünkü şöyle söyleyeyim. Kur'an'da Allah'ın koymuş olduğu ilkelerin tümü hikmeti baliğadır.
Bunu hani Kıyamet suresinde, Kamer suresinde görürsünüz. Hikmeti baliadır. Zirve kanunlardır. Zirve. Ha. Şimdi burada mesela hani böyle şeye gelecek olursak mesela diyelim ki belediyeden başlayalım basit. Su parası topluyor. Belediye meclisi bir kanun çıkarmış, karar almış. İşte vatandaşlardan su kullanma parası olarak metreküpüne şu kadar para alacağız demiş. Bu kanun tamam. 100 sene sonra bu hani şartlar değişmiş. Su bollaşmış. Ha, bu devam etsin. Yok, değiştirmişler. Onu değiş zamana göre 10 lira alacakken bunu 5'e düşürecek diye yeni bir kanun çıkarlar. Hiçbir sakıncası yok. Veyahut da önceden oldu, değil mi? Artık şartlar değişti. Şartlara göre bunu 15 yapacağız diye. Bunlar olabilir yani. Bunlar da yani gelenekten, görenekten, örften, adetten, gelenekten toplum menfaatlarını ilgilendiren yapılmış yine içtihatla yapılmış kanunların değişmesinde hiçbir sakınca yoktur. Şimdi şöyle mesela hani burada ne diyelim? Burada mesela İslami şeylerde, hükümlerde mesela Allah mesela cinayetlerde katiller hani adam öldürmede diyet şey yapmış. Evet. Bu diyette o gün için işte deve demiş, koyun demiş vesaire falan filan onları hükme bağlamış. Ve ama şimdi bunu modern hukukta bunu ne yapacaksın? Kanunu değiştiremezsin. Tazminatı ödeyeceksin, diyeti ödeyeceksin. Ama deviyle değil, başka bir şeyle değil. Şu modern çağda şununla ödeyeceksin. Güncellenebilir. Şimdi yine Allah yine hükmünde demiş ki hacca giderken mesela yorgun binitler üzerinde gel demiş. O nedir? Devedir, katırdır, attır, eşektir falan filan. Geç onları bugüne güncelle. Yine Allah mesela Enfal suresinde en iyi savaş atlarını hazırlayın diyor. Ve bunu da güncelleyeceksin. Hani hala şimdi bugün modern çağda savaş, hani uçak filolarının olduğu, güdümlü füzelerin olduğu, hani atom bombalarının olduğu bir çağda tutup da hala savaş atıyla savaşacağım, kılıçla savaşacağım diye bir şey yok yani. Yine ne var? Böyle kanun değişti. Mesela ben yetiştirdiğimde bizim köylerimizde hani alışveriş, tartı işleri okka hesabıyla yapılırdı. Okka. Ha. Sonradan okkayı hani Cumhuriyet döneminde yani evrensel şeylere uyalım diye kilograma şey yapmışlar. Kiloyla alışveriş ediyoruz. Eskiden okkaydı. Yine uzunluk ölçüsü diyelim ki kısa şeylerde arşın kullanılırdı, zira kullanılırdı falan sonra metreye dönmüşler. Sonradan da hani diğer öyle Arapça fersah uzun yollardaki mil olmuş, kilometre olmuş falan filan. Ama hiçbir zaman için bakın mevaridi nas, Allah'ın ayetleri hükmünde herhangi bir değişim vesairesi şey söz konusu olmaz. Ve olmayacak da. Mesela Allah zinayı yasaklamış. Geçmişte zinayı yasakmış da şimdi zinayı serbest edelim. Böyle bir şey olmaz. Ha, olduysa da o dinden değil. Hani demin orada dedi ya Müslümanlar dinde Arabistan İslam'dan çıktığı için hani katliam yaptı diyordu da birisi zinayı şey olmaktan çıkardıysa çıkarıyorsa öyle bir kanun çıkarıyorsa öyle bir şey yapıyorsa ha onunki de işte İslam'ı sorgulanır. Cinayetler öyle yalan iftira. Kur'an indiği zaman iyi bunlar yasaktı ama şimdi olabilir söyleyebilirsin. Faiz yine İslam bunu yasaklamış ama bu çağda bu serbest olmalı falan filan diye şey yapılabilir. Ha, bu şey değil. Ha, bir de bazıları yani bu konuya şöyle şey yapmışlar yani bu bağlamda şunu da ifade etmişler. Onu da belirteyim. Mesela giyim kuşam. Demişler ki işte bir zaman Müslümanlık olduğu zaman işte çarşaf vardı, cübbe vardı, sarık vardı. Şimdi bu çağda böyle olmaz. Bunlar değişecek. Ya bunlar zaten İslam'da olmayan şeyler. Vardı da değişmedi. Adamlar diyor ki mesela iddia etmişler. İslam döneminde kanunlarda kölelik vardı, cariyelik vardı. Bu çağda bu hüküm olmaz değiştirelim. Ya İslam'da kölelik de yok, cariyelik de yok. O Müslüman geçinenlerin, milletin
uydurması ve kabullenmesi yaşantılarına getirmesidir. Ha. Şimdi öyle. Şimdi burada da yani bunları şey yapacak olursak bütün her şey olduğu gibi yani Kur'an'da var olan bir şeyin hükmün değişmesi söz konusu değil. Çağa göre değişmez, güne göre değişmez ama bu güncellenir. Hani onu söyleyeyim. Güncellenmesinde de yarar vardır. Hani bahsettiğim gibi okkayı kiloya dönüştürürsün, arşını bilmem şeye metreye dönüştürürsün falan şey yapılır. Şimdi son şeylerde şuraya geleceğim şimdi. İddet konusunda. Şimdi burada kardeşimiz şeye bağlamış. Onu söyleyeyim. Hani boşanmış kadınlar, kocası ölmüş kadınlar diyor. Yani hamilelik tespiti için hani bu kadar 3 ay beklerler falan şeyini 3 ay değil de 1 ay olur mu? Çünkü bir kadının hamile olup olmadığı noktası tutup da yani bekleyerek değil yani zamanın gelip de bayanın karnının şişmesiyle ortaya çıkacak da bilecekler de falan tarzıyla şeye yok. Yani bugünkü modern teknik görüntüleme şeylerine gittiği zaman, makineye gittiği zaman yani özellikle ultrason vesaire gibi şeylere gittiği zaman hamiledir, değildir falan filan. Başka yöntemlerle de bunlar tespit edilebilir. Yani aya, güne falan uzun zamana falan gerek yok diyor. Şimdi buradan burada şey yapalım. Kur'an'daki diyet ayetlerini, boşanma ayetlerinin hepsini bir dikkate alacak olursak orada burada çok çok farklı şeyler yapacağız. Şimdi iddeti yani Talak suresinde 4-5'te, Ahzab 49'da, evet Bakara 234'te, Bakara 228'de bunları görüyoruz. Yani iddetten bahseder. Boşanma hukukuyla ilgili şeylerde bahseder. Şimdi iyi dikkat edelim. Şimdi bu ayetlerde İddetin konu edildiği Kur'an ayetlerinde şunları anlıyoruz. Ben özetle sunuyorum. Yaşlılık sebebiyle hayızdan kesilmiş kadınların iddeti 3 ay. Yaşlılık sebebiyle hayızdan kesilmiş kadınların iddeti 3 ay. Bak doğum ortamı, hamilelik diye bir şey yok bu. İddette dikkat ettiniz mi? Hamilelik yok. Hamileliğin tespiti hiç beklemiyor. Hayız görmeyen kadınların iddeti de ay başından kesilmiş kadınlarınkinin aynısıdır. Nikahlanıp da cinsel ilişki kurulmamış kadınların boşanma halinde iddet beklemeleri söz konusu değildir. Hamile kadınların bekleme süresi iddet doğum ile sona erer. Kocası ölen kadın 4 ay 10 gün iddet bekler. Boşanmış kadınlar 3 adet döneminin süresinde iddet bekler. Şimdi birleşme yapılmış evlilik de kadın ve erkek arasında hatta iki tarafında tüm akrabalığı arasında bir bağ oluşur evlilikte. Kaynaşma, sevgi, merhamet ve bu sayede oluşmuş olan ibret ve ayetler oluşur. Evlilikteki hikmetler de evliliğin amacında bu ayetlerde bu vardır. Birleşme olmayanlarda bu bağ oluşmaz. Evet. Demek oluyor ki Kur'an'a göre evlilik sadece bedenlerin birleşmesinden ibaret değildir. Ruhların da birleşmesi söz konusudur. Kocası ölen veya hamile olarak boşanan kadınların da psikolojik yönden psikolojilerin dikkate alın. Geçmişi unutmaları, yaralarının küllenmesi ve yeni bir hayata hazırlanmaları için iddet beklemeleri gerekir. Şimdi boşanan kadın için iddet öngörülmesi pasajdaki ifadelerden anlaşıldığına göre iyi dikkat edelim buraya. Kadının hamile olup olmadığının anlaşılmasına bir. Hayız göremeyenlerin, hayızdan kesilenlerin psikolojik açıdan rahatlamalarına. Kocaya bu süre içinde tekrar karısına dönmesi fırsatı verilmesine. Kadın ve erkeğin taraflarından da bu süreçte devreye girecek hakemlerin sulh ve uzlaşma sağlamalarına yetecek kadar zaman tanınmasına ve kadın ve erkek arasında hatta iki tarafında
tüm akrabaları arasında oluşmuş bağın, kaynaşma, sevgi ve merhametin kaybolmamasına yöneliktir. Şimdi burada deminki şeyde ne dedik? Bakın şimdi bunu da unutmayalım. Allah hamileliği söz konusu edilmeyecek kadınlara da iddet emretmiştir. Bu gerekçelerle. Onun için modern çağda bunu bulduk. Hemen şey yapalım, gidelim de bu evliliği feshedelim gibi. Yani bizim o da gitsin, başkasına varsın falan filan diye bir şey yok. Geri dönüş ihtimalleri var. Çevresel faktörler var. Oluşmuş dostluklar, akrabalıklar, güzel bağlar var. Onların devam etmesi için fırsatların yaratılmasına da yöneliktir. Bu şey sadece hamileliğin tespitine yönelik değildir. İddet, yani o sayılarda beklemek. Evet, işin özü bu kardeşim, Şerafettin kardeşim. Evet, teşekkür ediyorum. Sana da saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.